Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvizu emri ilallah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedin muttasil ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. İzâ etâ ahadüküm firâşehu fel yekul. Allahümme rabbes semâvâti ve rabbel ard. Rabbena ve rabbe kulli şey. Ente âhidun binâsiyetih. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel âhiru feleyse ba'deke şey. Ve entel batınu feleyse duneke şey. Agnina minel fakr vakti anneddeyin. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan ve zâmi aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mü'men mü'minat rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımızın ve şahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, gayibin, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza ete ahadüküm meclisen, sizden biriniz bir meclise geldiğimiz zaman, burası bir meclis. Dışarıdan şimdi birisi geldiğinde böyle 2-3 kişinin oturduğu, 2 kişi bir meclistir. 3 kişi tam meclistir. 3'ten fazla meclistir. İnsanların ayakta olabilir, oturmuş olabilir. Böyle toplu halde bulundukları bir yere geldiğinde, sizden biriniz geldiğinizde ne için? Merak için geldiğinizde veya konuşmak için geldiğinizde, bir şey sormak için geldiğinizde fel yusellim. İslami terbiye budur. Kural budur. Gelince meclise merhaba alar demesin. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh desin. Selamın en güzeli budur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu uzun. Kısasını söyle. Hep söyleyelim. Selamun aleyküm. Selamun aleyke değil. Selamun aleyküm. Bir kişi var ya orada. Olsa da selamun aleyküm. Bir kişi yok dünyada. Müslümana selam verilir bir kere. O Müslümandan başka dünyada çok Müslüman var. Müslümanın dışında cinlerden Müslümanlar var. O küm dedin mi hepinize selam olsun. Duanızı ne kadar geniş tutarsanız sevabınız o kadar çok olur. Öyle zararınıza çalışmayın. Selamun aleyke filan derseniz yanlış yaparsınız. Selamun aleyke denmez, selamun aleyküm desin. Ama bu kadar alırken de Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle var. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا. Siz selam, size selam verildiği zaman selamı alınız, ondan daha güzeliyle alınız. Evet. اَوْرُدُّوهَا. Hiç olmazsa eşit olarak cevaplayınız ya da en güzeli en güzel şekilde alınız. Şimdi esselamu aleyküm veya selamun aleyküm
Dünya, ahiret, bütün iyilikler, selametler, mutluluklar, hayırlar, bereketler, aklına ne dua geliyorsa bu selamın içinde sizin üzerinize olsun. Ahiretteki iyilikler de. Onun için mümin olmayana selam verilmez. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de mümin olmayanların ahirette nasibi olmayacağını kesin söylüyor. Onların nasibi orada ateş diyor. Mümin olanların ancak ebediyen orada mutlu olabileceklerini, cennete girebileceklerini Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerle açıklıyor. Ondan dolayı müminlere hitap ediyoruz ve geniş tutacağız. Böyle selamun aleyküm, bu kadar geniş kapsamlı duayı ediyoruz biz. Sen de cevap verirken ve aleyküm selam diyeceksin. En kısası bu. Aleyküm selam değil. Evet, şimdi Anadolu'da artık insanlar dini bilgilerin kıtlığından mı diyelim, yahut tenezzül etmediklerinden mi diyelim, varıyor kapının ağzına, selam ağlar diyor. Selam ağlar, selam olmaz arkadaş. Selam Allah'ın ismidir. Onlara selam vermek değildir. Selamün aleyküm derseniz selam vermiş olursunuz. Selam ağalar olmaz. Selam Ali olmaz. Evet. Bu Batı tekniğinde böyle. Bonjour Monsieur Ali. Bay Ali, günaydın. Onlar da böyledir. Söylersiniz. Yani orada aleyküm takısını getirmeye Batı dillerinde gerek yok. Ama bizim Müslüman örfümüzde üzerine selam olsun diye dua edeceksin, dua. Selam duadır. Böyle söylemezsen dua olmaz. Onun için selamun aleyküm dediler mi? Ve aleyküm selam. Neden? Selamun aleyküm, aleyküm selam derseniz selam sana olsun, dünya ahiret güzellikleri. Aleyküm selam derseniz benim ihtiyacım yok, senin olsun. Ben istemiyorum anlamına geliyor Arapçada. Ve aleyküm selam derseniz hem sana hem bize olsun arkadaş. Sağ ol. Ve kelimesi o kadar önemli. Selamun aleyküm, en kısası ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Hem size hem bize. Sağ ol. Güzel dua ettin. Ben de dua ediyorum. Vaktin varsa ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ilave edebilirsin. Hani dedikodu çıkarmayacaklarsa, müraiye bak, şuna bak, şuna bak filan demeyeceklerse, öyle adet böyle. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Böyle tamam, yeterli. Ama vesiz yaparsan sana faydası olmaz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Unutmayın. Felyüsellim. Evet, sünnet-i müekkededir. Peygamberimizin terk etmediği sünnettir. Ne zaman terk etmiş? Evet, bize böyle söyleyen Muhammed Mustafa, Medine'den çıkıyorlar Medine dışına. Bir adam böyle oturmuş, senin oturduğun gibi bağdaş kurmuş, oturmuş kumun üstüne, taş gibi böyle duruyor. Selam vermemiş. Dolaşmış gelmiş. Gelirken şimdi kıpırdadığı gibi elinle kumu kıpırdatmaya başlamış. Selamun aleyküm evladım demiş. O da selam almış. Demişler ki aynı adama, giderken selam vermedin. Adam kötü bir iş yapmıyordu. Aynı adam. Dönerken aynı adam, oturduğu yerde aynı adama selam verdiniz. Niye? Giderken hareket yoktu ki demiş. Taş mıydı neydi? Farkı yoktu. Mümin tembel olmaz. İnsan hareketli olur, canlı olur. Bak Peygamberimiz en ufak hareketinde bizi çalışkanlığa teşvik ediyor. Miskin miskin oturmaya selam vermiyor. Çok önemli bu. Çıkarken hiç kıpırtı yoktu. Taş mıydı, insan mıydı fark etmiyordu ki. Niye selam vereyim ki? Dönüşte karıştırıyordu kumları, insan olduğunu anladım diyor. Evet, tembelliği istemiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tabii rakı içene selam verilmez. İyi, devam et, çok iyi, bereketli olsun, olur mu?
Allah'ın haram kıldığına dua edilir mi ya? Allah haram kılmış, yasak demiş, kötü demiş, insanlığınızı elinizden alacak demiş, sizi insan yapan aklınızı bozacak demiş, insanlığın dışına çıkaracak, hayvanlardan aşağı düşürecek demiş. Öyle değil mi? Makamı, mansıbı ne olursa olsun kafayı çekti mi, o meret şişede durduğu gibi durmuyor. Bir bakıyorsun adam ağzından hiç beklenmedik laflar çıkıyor. Allah Allah diyorsun, ya bu adam böyle laf eder mi? İşte o hain şey öyle. Onun için Allah yasak ediyor zaten, insanlığı yok ettiği için. O adam aklı başında olsa öyle konuşur mu? Cümlesini bir araya getiremiyor. Giderken yalpa yapıyor böyle, bir o tarafa gidiyor, bir tarafa gidiyor. Herkesin alay konusu oluyor. Halbuki insan eşref-i mahlukattır. Allah'ın halifesidir. Saygın yaratıktır. Alay edilecek duruma düşmemesi lazım. Onun için içki içmeyeceksin. Rezil olmamak için. Alay edilecek konuya düşmemek için. İnsan gibi yaşamak için. İçki içmeyeceksin. Allah insanı güzel yarattı, güzel istiyor. Güzel yarattığın aşağısına düşsün istemiyor. Onun için içki yasak etti. Pislikleri onun için haram kıldı. Bu dediğim gerçek değil mi? Kanunlar çıkıyor. Dernekler kuruluyor. Ama şeytan gene dürtüyor. Kanunun bekçisi adam, içki yasak arkadaşım diyor, kendi içiyor. Olur mu böyle? Olur mu böyle? Evet. Şimdi içki içene selam verilmez. Tuvaletteki adama selam verilmez. Abdest alan adama selam verilmez. Çünkü işi var. Namaz kılan adama selam verilmez. İşi var. Kur'an okuyan adama selam verilmez. İşi var. Evet, ezan okunurken selam verilmez. Ezanı dinlemek selamdan önemli. Evet, ezan okurken selam verilmez. Yemek yerken selam verilmez. Neden? İşi var adamın. Ağzında yapıyor, lokma var. Öyle o güzel selam Allah'ın ismi. O ekmeğiyle beraber o gargacık burgacık ağza o selam ismi alınır mı? Selam verilmez. Evet. Böyle haram işler işleyene, zina yapana o anda tabii. Yani içki içmiş ama sonra gene mümin inkar etmiyor. İçki içmediği zaman selam verebilirsin de tam selam, içki içtiği sırada, evet bana kızmayın da, sigara içmek haramdır. Çünkü İslam dininde kuraldır. Şimdi soruyorlar hocalar, sen mi buldun bunu? Ben bulmadım. Bulan alimlerin kuralını söylüyorum, konuşturuyorum hoca efendi. Çünkü İslam dininde kesin zararlı olan şeyler haram kılınmıştır. Mesela basit. Hayvanın, kesilen hayvanın, eti yenen, kesilen hayvanın ödünü yiyebilir misiniz? Öt. Yiyemezsiniz. Neden? Zehirdir de ondan. Yerseniz öldürür. Haramdır. Kesin zararlıdır. Ama mesela tenasül uzvunu, husyeleri kerahettir. Gene yenmez de ödü haramdır. Ödü haramdır. Kesin zararlıdır. Şimdi artık ilim dünyası gavuru Müslümanı birleştiler. Sigaranın hem içene hem yanındakilere aynı esrar eroin gibi, hatta ondan daha fazla kesin zararlı olduğunu ortaya koydular. İttifakla koydular da Amerika Birleşik Devletleri ilk defa sigara yasağı çıkardı. Sigara fabrikalarını yıktırdı. Ama şimdi yapıyorlar, dünyaya gene Amerikan sigarası diye satıyorlar. Amerika'da sigara fabrikası yıkılmıştır. Kapalı yerlerde kesinlikle sigara içilmez. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bizim görevlilerin kulağı çınlasın diye söylüyorum. Evet, İngiliz okuluna gidiyorum. Okulun müdürü, kimse karışamaz, yetkili adam. Sigara yasağını astı duvarlara, ancak bahçenin bir bölümünü
sigara içenlere mahsus böyle tel örgüyle gerdirdi. Sigara yeri dedi. Çipi, kar, boran, rüzgar esiyor. Odasından çıktı, orada sigarası içti, geldi. Odasında sigara içmiyor. Evet, görevli kanuna böyle saygı gösterirse, vatandaş tabii saygı gösterir. Şimdi ben İstanbul'dan, üniversiteden ayrılmadan Adapazarı'na gidiyorum. Sigara kanunu çıktı diye ben de sigaradan çok rahatsız olurum. Başım döner. İstifra ederim. Trende, otobüste, şurada burada bir odada sigara içen oldu mu başım dönüyor. Midem bulanıyor. Artık sabahleyin evden çıktım. Radyo ilan etti. Sigara yasak. Kapalı alanlarda sigara içmek suç. Cezası şu. Sabahleyin sevine sevine trende oh dedim sigarasız bir seyahat yapacağız. Kapıdan girdim kör duman gibi. Yine görevliler ellerinde. Dedim beyefendi radyoyu dinlemediniz mi? Televizyonu dinlemediniz mi? Görevli adama sigara içme yasak kapalı alanlarda. Biz dedi bu vagonu sigara vagonu yaptık beyefendi dedi. Kanunda sigara vagonu diye bir vagon yok. Böyle olursa kanunlar sadece kağıt üzerinde mürekkepten ibaret kalır. O adamı ben Amerikan hayranı değilim, asla değilim. Ama bakın kimse karışamaz. Odası gizli yerde. Ben özellikle dikkat ettim ki bakın bu ne yapacak diye. Sigara içmek için o karda, tipide, boranda gitti böyle üşüyerek bahçede gösterdiği yerde sigarasını içti öyle geldi. Evet görevli böyle kanuna riayet ederse artık bunu gören adam öncelikle kanuna riayet eder. Bu olayı anlattım bunun için. Evet. Neden yasak etti? Çünkü sigara kesin zararlı. Neden Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi sigara yasağı kanunu çıkardı? Çünkü sigara kesin zararlı. Bakan bağırıyor. O kadar trafik kazası oluyor. Ölü nihayet 50-60 bin. Hani yanlış olabilir. Ama sigaradan diyor 370 küsür bin. Tıbben ortada diyor. Yahu harpte ölenden çok. Tıbben görünüş zahiri sebep bu. Evet. Onun için kesin zararlı olan şey Hoca Efendi söylüyorum. Kesin zararlı olan şey dinde haramdır. Eski kitaplar zamanında kesin zararlı olduğu kesin olarak bilinememiş, tespit edilememiş. Şüphe girdi mi haramlık kerahate dönüşür. Ama şimdi şüphesiz olacak şekilde ilim alemi sigaranın kesin zararlı olduğunu söylüyor. Onun için sigara içene selam, içerken yanlış anlamayın. Ağzında sigara varken selam verilmez. İçki içtiği sırada, zina ettiği sırada, hırsızlık yaptığı sırada selam verilmez. Evet, diğer hususları da size arz ettim. Şimdi bir meclise geldiğiniz zaman, tabii şimdi bu meclis kötü mü iyi mi? Anarşistler toplanmış. Nereye havayı uçuralım? Hangi adamları öldürelim konuşuyorlarsa selam ağalar denmez. Selamünaleyküm ağalar denmez. Onlara dua edilmez. Çünkü anarşistlik çok büyük günahtır İslam'da. Müminlerin can, mal, namus emniyetini ihlal etmek büyük suçtur. Fesat. Fesadul ard. Yeryüzünü fesada vermek diye geçer. Büyük suçtur. Cezası da çok büyüktür. Normal bir adamı kasten öldüren İslam'da öldürülür. Ama anarşist sadece öldürülmez. Onun ölüm şekli başkadır. İşkence ile öldürülür. Kur'an'a bakabilirsiniz. Evet. Anarşist bu kadar kötüdür. Müminlerin can, mal, namus emniyetini kurallarını ortadan kaldırdığın zaman nereye varacağını bilemezsiniz. İyi kötü anlaşılmaz. Birçok masum insan o arada yok yere öldürülür. Anarşi bu kadar kötüdür. Evet böyle bir mecliste tabii selam veremezsin ama
böyle kötü değil. Bir meclise geldiğiniz zaman selam veriniz. Mekke'de sünnettir, vacip ayarındadır. Evet, reddi farzdır. Farzı kifayedir. Bu toplantı, bir meclis, dışarıdan birisi gelse Esselamu Aleyküm dediği zaman Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekat, bir kişi söylese borç ödenmiştir. Evet. Her biri verirse ayrıca güzel olur ama hani gürültü çıkmasın, tamam, bir kişi verebilir. Bir kişinin vermesiyle farz düşer. Farzı kifayedir. فَاِنْ بَدَى لَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَالْيَجْلِسِ Vardın, selam verdin. Nedir bu diye merak ettin, gittin. Selam vereceksin. İslami usul bu. Baktın ki o meclisi terk etmek iyi değil. Orada kalmak lazım. فَاِنْ بَدَى لَهُ اَنْ يَجْلِسَ Orada oturman ortaya çıktı. Ha, güzel insanlar var. Güzel sohbet oluyor. İyi işler görülüyor. Oturayım, ben de yararlanayım dedin. Böyle bir durum ortaya çıktıysa fel yeclis otursun. Fel yeclis otursun. Fen erade en yakume. Şimdi öğrendin öğreneceğini. Adamların işi akşama kadar oturmak. Devam ediyor. Sen o kadar oturamayacaksın. Yarım saat dinledin, 5-10 dakika dinledin. Öğreneceğini öğrendin, gidiyorsun. Fel yusellim aleyhim. Evet, tekrar selam verirsin. Gelince selam verdiği gibi, ayrılırken tekrar selam versin. Feleysetil ula bi hakkı minel ahira. İlk varınca verdiğin selam, bu son ayrılırken verdiğin selamdan daha haklı değil. İkisi de aynı diyor peygamberimiz. İşte varınca verdik ya, ayrılınca ne oluyor deme. Yani varınca verdiğin nasıl değerliyse, kıymetliyse, önemliyse, ayrılırken de öylece selam vermen sünnet-i müekkededir. Onun için pozisyon değişikliği, durum, pozisyon kelimesi artık herkes biliyor. Durum değişikliği olduğunda selam verilir. Mesela bir misal verelim. Ovadasınız. Şu tarlada 5-6 kişi duruyorsunuz. Öbür tarlaya aranızda an var. Sen anı atladın, geçtin bu tarafa. Ondan sonra tekrar döndün. Giderken selam vereceksin. Tekrar geldin. Bir daha selam vereceksin. Evet, arada bir an var olsun. Durum değişti. Efendim, bu odada evin 2 odası var. Şu odada oturanların yanına vardınız. Selamünaleyküm dediniz. Onlar da ve aleyküm selam dediler. 15-20 dakika oturdunuz. Dışarı çıktınız. Çıkarken selamünaleyküm diyeceksiniz. Tuvalet ihtiyacınız vardı, gördünüz. Veya bir öksürdünüz. Burnunuzu boşalttınız mesela, nezlesiniz. Tekrar geldiniz, bir daha selam vereceğim. Aynı evdeyiz demeyeceksiniz. Odadan çıktınız, girdiniz. Böyle selam vereceksiniz. Öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci selamla ikinci selam, ayrılırken selam aynıdır diyor. Sakın ihmalkarlık yapmayın diyor. Yapmayın diyor. Efendim, ayrılışınız arası bir dakika sonra döneceğim olabilir diyor. Bunu yazmış. Ve in kasural faslu beyne selamihi ve kıyamihi. Verdiğin selamla ayrılışın, ayağa kalkmanla tekrar selam verişin arasında ayrım az bir süre olsa da, ve in kâme fevran, aniden fırladın kalktın, selamı ihmal etme diyor Peygamberimiz. Aniden kalksan bile selamünaleyküm de, koş. Öyle koş. Evet, müminler hep Allah'ı anarlar. Her durumda Allah'ına bak. Yatarken, kalkarken, meclise gelince, çıkınca selam diyoruz. Allah'ın isimlerinden birisini anıyoruz. Müminlere dua ediyoruz. Selam veren adam
kin beslemeyen adamdır. Selamet seninle olsun. Her iyilik seninle olsun. Bu adamda düşmanlığı olsa söyler mi? Kin beslese karşındaki adama bütün güzellikler, iyilikler senin olsun der mi? Kin beslediği adama selam veren adam selam verdiğine diyor ki benden sana asla zarar gelmeyecek. Güvende hisset kendini, selamettesin. Onun için bir kimseye selam verip de onu öldüren, selam vermeden öldürenden daha ağır suç işlemiş olur. Çünkü ona garanti veriyor. Dokunmayacağım, zarar vermeyeceğim diyor selam vermekle. Gidip zarar veriyor, öldürüyorsa hiçbir şey söylemeden öldürenden daha ağır suç işlemiş olur. Selam bu anlamada gelir. Kalplerdeki kinleri, nefretleri dağıtır. Müminler zaten kendileri selamettedir. Allah demişlerdir. İçindeki fırtınalar dinmiştir. Yaradan'a inanmışlardır. Ancak onun huzurunda el bağlarlar, boyun bükerler. Onun dışında hiç kimsenin boyunduruğu altına girmezler. Mutlu bir bağımsızlık, özgürlük ruhu içinde bahtiyardırlar. Başka şeylere tapmazlar. Paraya tapmazlar. Başka insanlara tapmazlar. Makama tapmazlar. Onun için mutludurlar, özgürdürler. Başka şeyin kölesi değildirler. Özgürdürler, selamettedirler. Özgürlük selamet demek. Müslüman selamete eren, özgürlüğe kavuşan insan demek zaten. Evet, Allah'a kul olup tam özgürlüğe erişen insana Müslüman derler. Onun için selamsız kelam olmaz, selamsız ziyaret olmaz, selamsız davranış olmaz. İstisnalar dışında selamsız mümin olmaz. Sakın selamı bırakmayınız. Evet, böylece bulunduğu sırada oradakilerin selam veren adam kendisinden şer, bela görmeyeceklerini garanti etmiş olur. Ayrıldığı zaman da bu meclisteki sırları başkasına söylemeyeceğim. Ha, selamun aleyküm derken de bunu vaat etmiş oluyor. Bunu vaat etmiş oluyor. Evet, İmam Nevevi Hazretleri diyor ki hem selam verildiği zaman cemaati geldiğinde bir adam cemaat ehline hepsine İmam Nevevi o görüşte hepsine selam vermek vaciptir. Hem de ayrılırken selam verdiği zaman aynı şekilde selamını cevap vermek vaciptir diyor. Bizim Ebu Hanife Hazretlerine göre selam almak farz-ı kifayedir. Hiç kimse almazsa hepsi günahkar olurlar. Bir kişi alırsa borcu hepsinden düşülür. Evet, bu hadis-i şerifi, İbn Hibban, Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Hakim Müslek, Nesai, Ebu Hureyre Hazretlerinden sahih hadis olarak nakletmişlerdir.